Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü ismi Yıldız Kenter tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu sanat dünyasını yasa boğdu. Ama ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Beyaz melek. Yıldız Kenter'i beyaz meleğe emanet ettik. Türk sinema ve tiyatrosundan bir dev daha ebediyete göçüp gitti. Yıldız Kenter'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosundan bir dev daha ebediyete göçüp gitti. Yıldız Kenter 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özellikle Türk tiyatrosunda bir döneme damga vuran, binlerce öğrenci yetiştiren Yıldız Kenter'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dev sanatçının ölmeden önce son paylaşımları ise bu fotoğraflarla oldu. Yıldız Kenter'in o gülen yüzü soldu ve ebediyete uçtu. Sonra baktım çevremde el uzatabileceğim o kadar çok insan var ki onlara uzarmaya çalıştım gücüm yettiğince. Aslında onlardı beni yaşatan. Yıldız Kenter'in vefat haberi dalga dalga yayıldı sanat dünyasına. Büyük bir acı ve elem dalgasıydı bu. Haberi alır almaz hastaneye koşan ünlü isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül'dü. Usta sanatçı Yıldız Kenter'in son filmi Beyaz Meleğin yönetmeni olan Mahsun Kırmızıgül adeta şoktaydı. Çocuklar çok üzgün. Çok üzgün. Ben hem ailesini hem sanat dünyasında, tiyatro dünyasında, sinema dünyasında herkesin başı sağ olsun diye. Çok değerli bir hocayı kaybettik. Usta sanatçı Yıldız Kenter için ilk tören soyadını taşıyan tiyatroda yapıldı. Kenter'in tabutu salona Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirildi. Zafer Algöz ustasının ardından son derece üzgündü. Bir dev daha bu dünyadan göçüp gitti. Milletimizin başı sağ olsun. Yıldız Kenter adı gibi bazı insanlar adına yakışır bir hayat sürerler. O da adı Yıldız olarak koyulmuş anası babası tarafından ve bir yıldız olarak yaşadı. Türk tiyatrosunun bence en önemli kadın oyuncusuydu. Nevra Serezli'ye de Yıldız Kenter'in vefatı ağır gelmişti. Sinema, tiyatro dünyasından, sanat dünyasından insana çok ağır geliyor. Sumru Yavrucuksa gözyaşları içinde konuşmasını zor tamamladı. Onu düşündüğüm zaman sadece en önde sevgisini öğrencilere, sevgisini sanata, tutkusunu hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım. Çok özür dilerim. Ali Poyrazoğlu'ysa sözün bittiği yerde izliyor. Sahiden ne söyleyeyim bilmiyorum ben. Rahat konuşan birisiyim ama bazen sözün bittiği noktaya geliyoruz. Çok önemli bir insandı benim hayatımda. Hem hocamdı, hem Türk tiyatrosunun annesiydi, hem dostumdu, arkadaşımdı. Tiyatrodaki anma töreninden sonra Yıldız Kenter ebedi istirahatgahına Türk bayrağına sarılı tabutu ve alkışlar içinde uğurlandı. Ve son yolculuk. Yıldız Kenter için düzenlenen cenaze töreninde sanat dünyası tam kadro hazır bulundu. Mahsun Kırmızıgül, Beyaz Melek filminde onunla birlikte çalıştığı için kendini şanslı addediyor. Beyaz Melek gibi bir filmdi.
Tiyatro dünyasının en büyükleriyle çalışma fırsatı bu. O sette bana çok dokundular, o filmi iyi yapabilmem için. Ama ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Beyaz melek. Yasemin Yalçın'sa acısını kelimelere dökmekte zorlandı. Söylenecek o kadar hem çok şey var hem böyle dilimiz çözülemeyecek bir gündeyiz. Hocamızı yitirdik. Çok şükür ki hayatımızdan geçmiş. Bize oyunculuğun, oyunculuk metotlarının dışında aynı zamanda bize kimlik kazandırmış bir kişiydi. Demet Akbağ, Yıldız Kenter'in gidişiyle Türk tiyatrosunda bir devir kapandı diyor. Çok üzgünüz. Bütün öğrencileri, bütün seyircileri, bütün sanatseverler. Ben sadece Türk tiyatrosunda bir devir kapandı demek istiyorum. Müjdat Gezen, hocaların hocası Yıldız Kenter'i son yolculuğuna uğurlarken çok üzgündü. Bizim konservatuvarda hocamız oldu. Bugüne kadar devam etti. Dostluğumuz, sevgimiz, bizim ona olan saygımız. Benim üzerinde çok emeği vardır. Emek kutsal bir şeydir. Onun için bu son yolculuk fena oluyor bizim için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Perran Kutman da cenazeye katılan isimlerdendi. Ona çok şey borçluyuz diyor. Güzel şeyler öğretti bize. Işıklarda yatacak, nurlarda yatacak. Bilecek ki yetiştirdiği bütün öğrencileri hala onun izinden gidecek. Engin Hepileri büyük bir değeri kaybettiklerini söylüyor. Türkiye için çok önemli bir kayıp. Türk tiyatrosunun duayen oyuncusu, Kenter Tiyatrosu'nun kurucusu. Biz çok şanslıyız çünkü yaklaşık 15 sene kadar onunla dirsek dirseğe çalışma şansını elde etmiş nadir öğrencilerdeniz. Çok şey öğrendik ondan. Her zaman işine aşıkla, sevgiyle sarılan, işini çok seven, işini çok sevdiği için de çok başarılı olmuş bir sanatçıydı. Cenazede son derece üzgün olan bir isim de Kerem Alışık'tı. İçimiz kan ağlıyor dedi. Böyle insanlar çok nadide, çok özel, çok güzide, çok zor bulunan insanlar. İçimiz kan ağlıyor ama hayatın gerçeklerini de kabulleniyoruz. Diyecek bir şey yok, nurlarda yatsın. Demet Evgar gözyaşları içindeydi cenazede. Ustasını kaybetmek ona da ağır gelmişti. Türk tiyatrosu, Türk seyircisi. Gerçek yıldızıydı. Öğrencileri olarak ona yakışır şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyu büyük usta.